Selamlar herkese. Hançer ben. Greenhell maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bu köyün ağası olma yolunda ilerliyoruz. Bu arkadaş kendini köyün lideri zannediyor ama yavaş yavaş içeriden çalışıyoruz. Köyü ele geçireceğiz bir noktada. Bir çocuk kurtardık, bir kadın kurtardık. Takılıyorlar burada. Biz de takılıyoruz. Bir an önce arkadaşlar, bakayım şöyle değerlerime. Şahaneyiz. Bir an önce haritayı bulmamız gerekiyor. İşleri çok 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 kolaylaştıracak arkadaşlar. Biraz daha su doldurayım. Pişmiş etimiz var. Gayet iyi bir durumdayız. Okumuz yok o kadar. Ben internetten bir gıdım baktım. Spoiler almadan. Güneydoğu'da bir yerde yazıyor bot. Güneydoğu'ya doğru gözümüzü kapayarak ilerleyeceğiz. Inventory ağırlığım ne alemde? Güzel, bayağı yer var. Enerjimiz idare eder. Saat kaç? Gecenin ortasındayız. Bir iki saat uyuyayım bari. Gecenin ortasındayız. Enerjim birazcık da olsun. Okey, protein yağı tamam. Güneydoğu'ya doğru gideceğim arkadaşlar. Öyle gözümüzü kapayarak gideceğiz. Bakalım neler bulacağız. Hiçbir fikrim yok spesifik olarak nerede. Muhtemelen geçitlerden, mağaralardan geçmemiz gerekecek. Bir sürü şey bizleri bekliyor ve burayı uzun bir süre bulamayabiliriz. Ama dediğim gibi yapacak bir şeyimiz yok şu noktada. Biraz sopa vesaire toplayalım. Inventörümüzde yer var. Keşfede keşfede. Gideceğiz belki bu bölümde. Ufak bir base patlatırız. Bunu yiyorum. Aynen. Aşağı yukarı güneydoğuda diyorlar bu kampa kıyasla. Belki de çok kolay buluruz. İçinde harita olmalı. Var mı bilmiyorum. Ama ana hikaye bizi direkt oraya yönlendiriyor. Ve muhtemelen harita orada. Çünkü sonuçta buraya keşfe geldik değil mi? Botumuzla çare bulmaya. Sonra saldırıya uğradık. O yüzden botumuzda olsa gerek bir harita tarzı bir şey. Şelalelerden aşağı iniyoruz. O ne? Yengeç. Birisi var. Ne oluyor ya? Maymun sesi çıkarıyor. Ha çocuk, yakala. Aa, çocuğu buradan nasıl götüreceğim? Kaptım. Götürelim arkadaşlar. Bakayım, iyi koşabiliyorum çocuk varken. Hızlıca geri götüreceğim çocuğu. Şurada bir yerdeydi köy. Çünkü bunları yapmamız gerekecek. Pas geçmeyeceğim böyle questler çıktığında. Hepsini yapacağız. Diğer vahşiler de şurada. Aman, geliyor. Sırtımda çocuk varken çocuğu bırakırsam koşmaya başlayacak muhtemelen. Şurada. Galiba yırttık. Sus çocuk, rica ediyorum. Saatime bakabiliyor muyum? Bakabiliyorum. Şurada bir yerde olması lazım köy. Amma konuştu çocuk. Okey, burayı da tanıyorum. Şuradan gideceğiz. Bazı şeyleri tanımaya başladım. Bu çukurlu yeri mesela tanıyorum ufak tefek. Onun hemen çıkışında olması lazım köy derken. Okey, beynim yandı. Şurada. Yes. Okey, bu çukura gelirsem yani belki bulabileceğim şeyi köyümüzü bundan sonra. Geldim. 30 reputasyon mu veriyor? Velet, iki çocuğumuz oldu. 30 reputasyon, güzel, güzel. Geri dönüyoruz şimdi. Güney Doğu demiştim değil mi? Güneydoğu, aynen. Sen muz patlat, karnım stok gibi. Karnım stok. Mataramda su da var. Güneydoğu, şimdi oradaki adamı indirebiliriz. Onları öldürmek bir şey kazandırmıyor açıkçası. Diye düşünüyorum. Cesetleri de parçalamayacağım. Kemik ve
İnsan etine çok ihtiyacım yok. Ya da bir parçalayabilirim, ne düşürüyor ona bakabilirim. Belki farklı şeyler de düşürüyordur. Ama silahları öldürünce yere düşüyor diye biliyorum. Silahlarından bir şey seçebilirim. Obsidian bıçak falan çıkarsa. O yüzden muhtemelen öldüreceğim ama bundan sonra karşımıza çıkarlarsa bu tipler. Ve daha güzel bir yay yapmak istiyorum. Bilmiyorum açıkçası. Bambu yayı var. Bir neydi o? Bambu ağacından bir tane yapabilirim. Daha hafif. Ama en kuvvetli yay vesaire ne oyunda? Onları çözeceğiz. Çünkü combat tarafında ilk sezona kıyasla ana hikaye. Kendimi bayağı kuvvetlendirmek istiyorum. Bütün tehditlere karşı hazırlıklı olmak istiyorum. Şurada yılan mı var? Hiçbir şey göremiyorum. Ve güneş doğuyor yavaştan. Kaçta doğuyor? 5'te doğmaya başlıyor arkadaşlar güney. Güneş. Güneye doğru gidiyoruz. Güneşe doğru gidiyoruz. Bunları gömerim. Sevgili kaplumbağa. Seni öldüreceğim dostum. Çünkü base'e döndüğünde kabuğunu yere atacağız. Çorba yapacağız senden. Kusura bakma. Sana karşı hiçbir şeyim yok. Bu arada çok komik bir şey söyleyeyim. Kaplumbağanın kabuğunda kaplumbağa eti çorbası yaparsanız achievement geliyor. Çok ufak bir detay. Daha önce yaptık muhtemelen hatırlıyorum ama bir yerde de okudum. Kendi şeyinde pişirirseniz kabuğunda eti bir tane achievement alıyorsunuz. Çok ince bir detay sizlere. Ve güneye geldik. Ya buldum. Okey çok kolaymış. Direkt güneye koşmam gerekiyormuş. Bu galiba teknem. Konserveleri alıyorum arkadaşlar, ağrı kesici. Konserveleri eriteceğiz. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aslında demir zırh yapacağım kendime. Ertelemeden. Nasıl çıkmam bekliyor şuraya? Karakter bayağı bug'a giriyor şeyin kenarındayken. Suyun kenarındayken salak salak hareketler yapıyor. Başka bir şey var mı burada? Konserve, konserve. Konserve. Bunlar ağrı kesici. Pirana değil, değil mi? Henüz piranaya da denk gelmedik bu arada. Şanslıyız bayağı. Sıkıntı yaratabilir. Sürüyle gelirlerse özellikle başımızı yakabilirler biraz. Yanılmıyorsam başka bir şey yok suyun altında. Hiçbir şey görmüyorum. Gerçek bir suya dalış tecrübesi yaşatıyor her suya daldığımızda. Bulanık bulanık. Evet. Bakalım neler var burada. Poor Pedro. Petro. Bizim şey bu herhalde. Kaptan. Hayatta kalma rehberi. Julian Vigic. Ben değilim bu. Benim kitabım değil. Bir şeyler mi öğretecek? Kütük yatak öğrendik arkadaşlar. Güzel. Ah burada da yatak var. Tekne telsizi. Kaplan cesedi ilgilen. Burada harita yok ne yazık ki. Peki. Ritüel yapacağız. Hani? Şurada. Bunu yaptık daha önce. O yüzden hızlı bir şekilde yapabiliriz. Yapmayı biliyoruz. Kütük falan şuradan bir yerden toplarım hızlıca. Obsidiyen bıçağımla. Bu da kırılacak bu arada. Son vuruşları. Ve kırıldı. Obsidiyen bıçak nasıl bu kadar hızlı kırılıyor? Bir tane de kemik var. Sağlamlığı %100. Bu işte bunu seviyorum. Bu bayağı götürür bizi. İki tane kütük aldım. Her şeyi demir dizeceğim. DLC'de her şeyi. Zehirli kurbağalar uzak durun benden. Sofaları koydum. Palmiye yaprağı burada. Bambu su filtresi öğrendik. Bir sürü şey öğreniyoruz. Bu da bitti. İki tane daha kütük. Şu papağanı cepleyeyim. Şunları yiyelim.
küçüklük için şu büyükleri kırıyoruz. Pişirme askısı. Bir sürü tarif açılıyor sağ üstte. Neden bilmiyorum. Ateş yayı. Bunların hepsi o survival kitabını... O ateş yayı mı? Oo, çok havalı duruyor. Yapacağız. Kitabı okuduğum için şu anda halen tarifler açılıyor. Aynen. Olta. 1000 tane şey geldi. Bakarız bunlara. Ne gerekiyor? Tahta gerekiyor. Tahta... Şunları toplayayım. Tahta kütükten geliyor arkadaşlar. Kütük içinde büyükleri kırmalıyım, büyük ağaçları. Şunları. Bu kemik şey çok iyi. Sağ altta görüyorsunuz, canı azalmadı bile. Obsidian'dan iyi olmaması lazım kemiğin kuvveti. Bilmiyorum. Ne? Ha, tahta. Tahta gerekiyor değil mi? Bir saniye, kütük mü gerekiyor, tahta mı gerekiyor? Tahta, okey tahta. Kütük en büyük hali. Tahta bir küçük. Sonra uzun sopa, sopa, küçük sopa. Bir sürü varyasyonu var. Bir şeyler yiyelim şurada. Yani tahta gerekiyor bana. Diye vurabilirim. Ya da vuramam. Bir tane daha geldi tahta. Başka göremedim. Oh! Yine bu dikenli olanlar. Buna karşı ne yapacağım bilmiyorum. Bunları kesemiyoruz henüz. Balta alsam... Etkili olur mu bilmiyorum. Belki bıçakla vurduğum için oluyordur. Belki testere buluruz. Bilemiyoruz. Biraz daha sopa topladım. Olmaz. Büyük ağacı kesmem lazım. Şu. 47 tane tarif mi açıldı? Sağda defterde 47 yazıyor. Bakarız. Belki DLC'de yeni şeyler vardır. İnşa ederiz hepsini. Ve... 1, 2, 3... Bir şey oldu. Aaa! 5 zehir. Kurbağa ısırdı arkadaşlar. Şeyi kullanıyorum, ağır kesiciyi. 1 zehir kaldı. 1 zehir de geçer herhalde. Çok kurbağa var orada. Üstümde bir şey var mı? Evet. Pansuman yaptım. İlk defa kurbağa ısırmış olabilir bizi ya da dokunmuş. Daha önce hiç olduğunu hatırlamıyorum. Hep yanından geçtik. Ama çarpmıyorlardı, bir şekilde yırtıyorduk. Ölüsü bulaşıyor mu acaba? Yine de dikkatli olalım. 5 zehir çok absürt bir şey. Yılandan bile, örümcekten hiç 5 zehir almıyorduk. Çok tehlikeli yani. Şeylerimiz. Son tahtamızı da aldık. Palmiyeleri de. Muz ağacı istiyor. Aa, peki. Özel tören istiyor. Muz ağacı mı gerekiyordu? Fark etmiyor zannediyordum. Bunlar palmiye arkadaşlar. Aa, muz ağacı şu olsa gerek. Yes. Bir tane daha. Bakalım reputasyon gelecek mi? Muhtemelen 30 falan gelecek. Bunu yaptığımız için. Hoppa, bitirdik. Yakıyoruz da.
Taşıma kapasitemiz şişti bile. Rest in peace. Gelmedi tabii ki, kabileyle alakası yok o karakterin. Şimdi buna işim yok. Telsiz. And it's broken. Great. At least they know I'm here. Wherever here is. Telsizi onarmak için yedek parça ara. Bakalım. Neler açıldı? Olta, kanca, ateş yayı. Bu ne ya? Ha, ateş yakmak içinmiş bu. Yay değil yani. Sıkıntı değil. Elimdeki şey gayet iyi ateş yakıyor. Başka değişik neler var? Orta boy bambu baraka. Uf. Gerek var mı bilmiyorum. Kocaman çadır arkadaşlar bu. Güzel duruyor. Başka neler var? Pişirme askısı, su filtresi. Bunları biliyoruz. Kütük yatak yapabiliriz. Da gerek yok. Karides kapanı. Bir bu eksikti. Öyle çok enteresan şeyler yok. Bunlar ne? Ritüel yapmamı istiyor köyün meydanında. Bizim klasik ritüelden. Yaparız. Ritüel şeyi vardı. Ebedi... Ops. Bu ne? Böyle bir şey kurmam gerekiyor. Bunu şimdi ellemiyorum. Onlara bakarız arkadaşlar. Telsizi tamir et olayına ben düşünüyorum. Yedek parça ara. Peki. Vücudumda bir şeyler var. Yedek parçayı ararız bakalım. Nereden bulacaksak. Hoppa. Hoppa. Güzel. Ben burada bir iki saat uyuyayım. Şu yatakta. Enerjim gelsin birazcık geri. Çok da geçe kalmayalım. Ne alemdeyiz? Su, yağ ve protein biraz geride. Şu pişmiş eti yedim. Birazcık yağ yedim. Birazcık su içtim. 10 numarayız. Konserve şov yaptık. Burada. Güzel, her şeyim var arkadaşlar. Şimdi full güneye geldik burası için. Kömür var. Aa, çok güzel. Cenazeden sonra kömür geliyormuş. Bu güzel oldu çünkü kömür bandajı yapacağım. Kömürü işliyorsunuz, kül çıkarıyorsunuz. Sonra da normal bandaja külü koyunca hoppa. Derin yaralara, kesiklere daha doğrusu karşı bir kül pansumanı yaptık. Bir tane daha bile yapabilirim. Bu güzel oldu. Yani kediler genelde tırmaladığında buna gerek oluyor. Şimdi nereye gidelim buradan? Hiçbir fikrim yok. Haritayı bulamadık. Doğuya. Full güneye doğru indik. Sahile bir bakabilirim. Sonra da içeriye geri dönebiliriz. Şu ne? Uzun sopa. Geç. Aynen. Biraz hatta tam sahilden yürüyeyim. Sahil bile değil burası. Sonra da sola dönüp yine içeriye gireceğiz. Kampa gideceğiz. Çünkü haritanın sınırı gibi burası. Gördüğüm kadarıyla. Aynen, oralarda hiçbir şey yok. Haritanın sınırında yürümek mantıklı olabilir. Sonra da içeri gireriz toparlayıp. Orası çok derin. Pek bir şey yok gibi buralarda. Neyse, bir sonuna kadar gidelim. Bir daha gelmeyiz. Pirana mıydı o? Göreceğiz. Ha, bitti galiba burası. Oh, bir şey buldum. Yel değirmeni gibi bir şey buldum. Yedek parça.
Oh, okay. Bir tane daha tekne buldum. Burada bir sürü tekne var demek ki. Müzik geldi. Ana hikayeyle ilgili olabilir. Altına bakabiliriz hızlıca. Hiçbir şey gözükmüyor. Buralarda bir şey varsa kaçırırsak üzülürüm. Eski sandık var. Obsidian taşı. Çok tatlı oldu bu. Demek ki sandıklar falan var etrafta. Bu sandık mı? Kemik. Obsidian taşı. Bu da çok iyi oldu. Yalnız obsidian taşları çok yer kaplıyor inventörümde. İnventörümde pek yer yok. Bunları toplayabilecek miyim? İçeride dehşet miktarda sandık var. Bunları toplayamayacağım gibi duruyor. Ön kısmına bakarız. Burada bir şey yok. Hiçbir şey yok içinde, bomboş. Bu yalnız çok uzun süredir burada gibi duruyor gemi. 20 yıl, 30, 50 bilmiyorum ve buharlı gemi. Yüzlerce yıllık bile olabilir. Emin değilim, arkasındaki şeyle buharla çalışıyor, arkasındaki pervane döndürüyor. Yüzyıllık bile olabilir, bilmiyorum. Çok önce gelmiş olabilirler buraya. Başka bir sandık bir şey görmedim açıkçası arkadaşlar. Yukarıya çıkabiliriz herhalde. Yani main quest şeyini saklamamışlardır oraya diye düşünüyorum. Yukarıda bulacağız. Umarım ki. Aynen, burada bir yerde olsa gerek, işe yarar bir şey bulacaksak. Yedek parçayı belki buradan bulabiliriz. Telsiz olduğumu zannetmiyorum, bu kadar eskiyse gemi. Az önce çıktığımız yer değil, değil mi burası? Hayır, üst kat. Bomboş. Aynen, ikinci katı burası. Kemik. Kabile oku. Obsidian kemik bıçak çok iyi. Kabile oku da güzel bir şey olabilir. Normal oka kıyasla. Bu arada inventörüm doldu bile. Ne yapacağız? Papağan vücudunu işle. Eti yere at. Bir sürü sopam var, bunları at. Sopa ihtiyacım yok şu anda. Eti at, eti at. Şunu ye. Açlığım nasıl? İdare eder. Bir tane konserve yiyelim. Güzelmiş. Bunun dışında birkaç kemik atabilirim. Devam. Kapıları nasıl açacağız? İçine girmem gerekiyor. Orta kısmında daha da fazla loot var. Burasına girmem gerekiyor bir şekilde. Oradan değil. Kapılar açılmıyor. Gerçekten de... Nasıl girmemi bekliyor? İçeriye. Güneş de batıyor. Aşağıdan çıkıyor olabiliriz, alt kattan buraya. Şuradan. Çünkü bu ne ya? Ha, ben atmışım. Giriş görmüyorum arkadaşlar. Kapılar da biraz eski gibi. Onlarda da bir... Buradan... Zıplayıp çömelsem... Evet, zıplayıp çömeldim, girdim. Girmedim, burası zaten aynı yer. Sevindim bir an girdim diye. Ya şu anda bir fikrim yok nasıl gireceğim.
Alt kattan yukarıya yüzebilirim. Öyle bir şeyler olabilir birkaç kademeli. Etrafını dolandım. Hiçbir şey yok. Üstünden atlama ihtimalim zannetmiyorum. Sarmaşıklardan tırmanma ihtimalim. Kabloyla. O da yok. Kafa kurcalayıcı. Demek ki buradan içine gireceğiz yüzerek falan. Evet. Bir ihtimal. Buradan değil ve içeriden yukarı yüzeceğiz. Belki en altında delik vardır. En altından giriyor olabilirim. Güneş de batıyor ya. En altından yüzüp çıkacağım. Bu kadar yer varsa. Yani buradan değil... Daha da aşağıdan dalmayı deneyeceğim. Deniyorum. Şuradan olabilir. Yes. Oksijenim çok az. O yüzden direkt çıkmaya çalışacağım. Eski sandığı falan geç. Oksijen bitiyor. Okey, boğuluyoruz, dalga geçiyorsun. Çıktım. Aynen, lootlamayı sonra yaparız. Yine güneş doğduğunda. Ben bir tepeye çıkmayı deneyeceğim. Girdik. Yatırımda yer yok çünkü. Kemik tapir kafası okları alıyorum arkadaşlar. Tapir kafasını buluruz biz, gerek yok dalmaya. Yok. Altın yadigar. Bunu alalım. Oh, enteresan duruyor. Shiny. Güzel parlıyormuş. Sevdik. Böyle. Bayağı main quest şeyi bu. Çünkü yanına astı. Inventory'min. Gıcırdıyor bu arada gemi. Bunları bulamıyoruz. Shit. Ama mızrağım kırıldı. Okey, mızrağım kırıldı. Peki ne yapmam bekliyor? Nasıl çıkacağım? Ne kadar kompleks bir gemi. Üst kata çıkamıyoruz demek ki buradan. Ben bunun bir üstüne çıkmalıyım. Orada merdiven vesaire var. Ya da sol taraftan çıkıyor olabilirim. Onu da deneyeceğim. Şimdi geminin aynen aslında soluna yüzdüm. Şimdi dalıp sağına yüzeceğim. Oksijenim ucundan yetiyor. Gerçekten ürkütücü bir dalış. Hızlıca gidelim. Burası değil. Daha çok dalman gerekiyor. Neler yapıyoruz? Yerde lootlar falan var ama bakamıyorum şu anda. Geminin sağına da dalamıyoruz. Okey, yukarı çıkıp uyuyacağım arkadaş. Oh, sıkıştım. Sıkıştı karakterim. Canım gidiyor. Wow. Ah, bir canım kaldı. Ah, sabah yapacağız. Burada uyuyorum biraz. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Buharlı geminin içini ara. Bir şeyler bulmam gerekiyor main quest için burada. Ama sabah ışıkta aramak biraz daha mantıklı olacak. Uyu gitsin. Kurt kapacağız ama sıkıntı yok. Sabaha kadar bekliyorum.
Burada kurt var. İğnem var. İğneyle açıyorum. Üstüne bandaj yapıyorum. Başka? Bitti mi bitmedi. Bir tane daha kurt var. Yataksızlığın sıkıntıları. Bunu da deldim. O da bandaj yapıyorum. Güneş doğuyor. Şimdi kafamızı kullanmalıyız. Şuradan falan mı sıçramamı bekliyor? Ne yapmamı bekliyor gerçekten bilmiyorum. Çünkü gitmem gereken yer burası. Oradan yukarı çıkabileceğim. Ya da çok basit bir şey, ben atlıyor da olabilirim şu anda. Kapılar açılmıyor. Şu belki zorlanıyordur. Vursam. Burada da yukarısı var. Belki de... Akıl sağlığı düştü. Solucan mı? Nerede? Ha? Nerede solucan? Yara bandının üstünde mi? Okey, gör. Ha, burada. Ama 3 tane solucan mı yapıştı üstüme? Yerde yattığım için. Yapacak bir şey yok. Burayı çözmeden gidemeyiz. Niye atlıyor olabilirim? Buradan... Kır. Belki kırılıyordur. Bıçağımın durabilitesi gidiyor ama kırılmıyor. Hayır. Galiba internetten bakıp geleceğim arkadaşlar. Bulamıyorum çünkü girişi. Burada bir şey bulmamız lazım. Bir tanesini bulduk ama... Başka bir şey bulmamız lazım. İçeriye giremiyorum. Saatlerce burada acı çekmek de istemiyorum. Kapıyı bulana kadar. Alttan da girmeyi denedim. Üstten de girmeyi denedim. Belki çok bariz bir şey var. Benim kaçırdığım. Sülük. O yüzden biraz vakit kazanalım. Acı çekmeye gerek yok. Kancayla şuraya tutunsam... Yok, geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Çok zor değilmiş. Gözümden kaçmış. Önden aşağıya atlamamız gerekiyormuş sadece oraya. Sonra bakarız dedim ya. Oradaymış giriş. Öne geliyorsunuz. Hoppa, buraya atlıyorsunuz. Sonra bir daha atlıyorsunuz en aşağıya. Burada yol varmış. Kurt mu? Kalsın. Zehirli kurbağa ne yapıyor inventörümde? Bunları aldım. Kurt alabilirim bu arada. Ya enfeksiyona koyarız. Dursun inventörümde. Sonra... Buradan devam ediyoruz herhalde. Bakmadım o kadar. İçeri giriyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Aynen. Önden atlamak gerekiyormuş sadece. Ve girdik içine. Obsidian taşı ceple. Obsidian kemik bıçak. Obsidian kemik bıçak. Kemik değil obsidian. Okey, obsidian bıçak yani. Bunlar çok iyi. Süper. Güzel item dizdik base'e. Stoklarız bunları. Depo yaparız. Halat gelebilir. Tapir kafası geç. Onu ne yapacağımı bile bilmiyorum. Çok kolay da bulabiliriz. Ama loot varmış şeyde. Gemide. Kemik, kemik geç. Okay, buradan çıkabiliyor muyuz? Yes. Kemik. Obsidian kemik bıçak. Sırf çantamda yer yok. Aa, şu kabilenin %3 canı kalmış arkadaşlar. Bunu yok ettim. Bunu aldım. Obsidian kemik bıçağı aldım onun yerine. 10 bölümlük bıçak ihtiyacımızı karşıladık. Bir
kan daha buldum. Ne yapacağım? Canı %100, %100, %85, %85'i bırakıp bunu alırsam %100. Okey. Yayı bırakmak istemiyorum. Ama obsidiyen bıçaklar da çok iyi. Kemik bıçağı kıyasla muhtemelen daha iyi ama kemik bıçak çok iyi dayanıyor. Galiba obsidiyen bıçağı alacağım. Kemik bıçağı bırakıp. Bilmiyorum. Obsidiyen daha iyi olması lazım. Daha kompleks bir materyal. Üstü bıçağım oldu çok iyi. Şunu götürür bunlar benim. Okey, burada ne yapacağız? Yedek telsiz ekipmanı çıkacağını zannetmiyorum. Ne çıkarsa artık. Orta bir item var gibi ama alamıyorum. Ne o? Tahta mı? Alamıyorum her neyse. Buradan çıktık değil mi? Buradan çıkmış olmalıyız. Bitti mi? Bir saniye. Bir yere varmasını bekliyordum buranın. Hayır, oradan çıktık. Buradan çıktık. Belki de oraya atlamalıyım. Enteresan gemi. Kaptan köşkünde bir şeyler buluruz zannediyordum. Atlıyorum arkadaşlar. Galiba buraya bakmadık. Ne baktık. Bunlar aynı yer. Aynı yer. Ve quest bitmedi. Buharlı geminin içini ara diyor. İçini aradığımı düşünüyorum yeterince. Başka ne bulmamı istiyor acaba? Buradan başladık zaten. Buraya geldik. Yukarıda bir şey yok. Telsiz parçası ile ilgili bir şey yok. En çatıya mı çıkmamı istiyor? Buradaki şeyi alamıyorum ben. Oyun ya. Buradaymış. Çok spesifik bir şekilde tıklamanız gerekiyor. Saatlerce gidip etrafı arayacaktım. Alamıyorsunuz. İnventörüm falan dolu diyeyim, alamıyorum. Şöyle düzenleyeyim. E tuşuna spamlıyorum. Okey. Ayıp etti. Ayıp etti. Ortaymış item. Eski harita. Harita bulduk. Bakalım. Oo, süper. Süper. Tek bir haritası mı var oyunun acaba? Şimdi. Burada bir bot var. Burada. Bu arkadaşlar benim teknem. Oradan sahilden geldik doğuya. Bu da bulunduğumuz yer. Güneydoğu'ya gelip buna vardıysak burası muhtemelen iyilerin kampı. Bizim çadır attığımız. Oradan güneye indik şelaleye. Burada çocuğu kurtarıp geri döndük. Buradan indik. Bir yerden geçip buraya vardık. Süper. Yani kuzeybatıya gidersek eve gidebileceğiz. Bu iki şeyi biliyorum. Bu kötü kampı olabilir. Direkt bir kuzeye gidip düşmanları inceleyebiliriz. Şunlar hikayeler. Mavi olursa okumadığım anlamına geliyor olabilir ya da beyazsa. Bu da arkadaşlar ikinci bölümde gittiğimiz kamp. Burayı öldürdük. Çünkü hatırlıyorsanız arkaya gidince minik bir su göleti vardı. Burası orası. Burada evimiz var yani. Bu kampı neredeyse öldürdük. Ama tüketmedik çünkü mağarada insanlar var. Şimdi kuzeye gidebiliriz. Şurayı tokatlayıp biraz inceleyebiliriz. Sonra da kuzeybatı eve gidebiliriz. Müthiş oldu harita. Gerçekten kendimi mutlu ve güvende hissediyorum şu anda. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Su ve yağ, her şeyden ihtiyacım var şu anda. Saat 9.30. Bence oraya gidip biraz kaos yapabiliriz.
Tabi buradan çıkmayı bulmamız gerekiyor. Demir cevheri mi? Dur, her şey değişti şimdi. Demir de mi varmış? Demirleri toplamam gerekiyor. Buradaki lootlara da bakacağım hızlıca. Oh, demir var arkadaşlar burada. Biraz daha toplamalıyım. Inventory'm şişti muhtemelen. Üzdüğüm için inventory'yi açamıyorum. Peki. Başka bir şey var mı burada? Şimdi bitirdik sanırım. Evet. Şurası. Obsidyen taşı. Bir şey mi vardı? Hayır. Çok güzel. Demir şişeye de girebileceğiz yavaştan. Neler topladım? Obsidyenlar bakar mısınız? Bütün 10 yetecek bunlar bana. Absürt miktarda topladım. Yer kalmadı. Reçine yat, biraz yer açılsın. Kabile oku. Bunlar güzel huyu olabilir. Ve bitirdik arkadaşlar. Buradan cuppa. Suya atlıyorum. Güzel bir lokasyonmuş. Şimdi her şeyi gömüyorum. Yalnız suyumuz yok. Bunları yedim. Suyumuz yok. Kirli diyor. Kuzeye doğru gidiyoruz. Tam buradan kuzeye gidersem kamp var. Suyu ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Meyve bulmaya çalışacağım. Kabile okları da havalıymış. Aynen, meyve sebze bulacağım. Birazcık koşalım. Ya da buradan kirli su içeceğiz. Mataram bitmiş çünkü. Şuradan çıkalım. Seslerini duymaya başladım bile. Ama suyum olmazsa sıkıntıya girecek karakter çok yakında. İlk önceliğimiz su. Gördüm. Kamplarına geldik bile galiba. Şu muzu yiyerek dalalım içeri. Burası o büyük kamp olabilir. Emin değilim ama. Şarkı falan söylüyorlar. Kimseye zararları yok demek isterdim de. Vahşiler. Okey, buldum. Buradan su getireceğiz. Bu arada mızrağım yok şu anda. Bu bıçakla vurabiliyor muyum acaba onlara? Yeah. Çok güzel. Hidrasyonu da birazcık toparladık. Haydi kan dökelim. Çok erken kalktı. Orada durma hançer, çok açıktasın. Ağaç arkasına geç. 3 ya da 4 kişiler. Headshot. Oo, ne yaptı? Fena vurdu. O da gitti. O da kanıyor muhtemelen. Bir şey yapmama gerek yok, ölecek. Ya da yapabilirim. Headshot. Bir iki kişi daha olabilir, saymadım çünkü. Okları topladım. Dramatik ölmüş. Bıçağım mı vardı orada, alamıyorum. Burada
Oklarım nerede? Kabile yayı. Onlara bakarız. O bir şey var. Timsah eksikti. Ne alaka? Petleri var, Pokemon'ları var. Timsah çağırdılar üstüme. Sıkıntı yok. Yayımın canı kaç? %12. Belki bunu alabilirim atıp. Bu kaçmış? 39. Nice. Oklarımı alayım. Obsidian bıçak yeter artık. Çok fazla oldu. Üzülerek bırakıyorum. Galiba topladım her şeyi. Bu kadarcık büyümüş büyük kamp. Buraya geldik değil mi? Kesinlikle buraya geldik. 3 kişi mi varmış içeride? Sakin ol kızım, kurtardık seni. Git birazcık muz ek bizim için köye. 30 reputasyon geldi. Bay bay. Bambuyu bir aldım elime, belki tarifler açılır. Hindistan cevizi. Almayı isterdim. Şimdi ne alemdeyiz? Bu inventory'yi artık götürmem lazım. Çünkü taşıma kapasitemizin sınırlarındayız. Biraz suya ihtiyacım var, onun dışında çok iyiyiz gibi. Bunları kendi haline bırakıyorum. Kuş düğüm var mı hiç? Var. Biraz ok yapayım. Okay. Şuradaki efsaneyi okuyalım. Bakayım. Efsane haritada gözükmüyor mesela. Okuyunca belki gözükür. Gözüktü. Şu. Dibinde. Beyaz olunca yani okuduk demek. Başka da bir şey yok galiba. Yalnız kampları temizleyince güya reputasyon gelmesi gerekiyordu bana. Demek ki temizlemedik ya da çözeriz arkadaşlar. Çok aciliyeti yok. Çok yakın burası. Gelip sistematik olarak dövebiliriz buradaki kabileyi. Totemi kırmak gerekiyordur belki temizlemek için. Bir şey olabilir mi? Bambudan ok yapabiliyor muyuz? Onu da merak ediyorum. Kafamda değil sorular. Enerjimiz azalmaya başladı. Yavaştan yola koyulalım bence. Bunları çünkü depolamak istiyorum bir an önce. Base'de. Şahane şeyler bulduk. Okey. Gidiyoruz arkadaşlar. Buraya bir daha geliriz. Belki totemleri falan kırmam gerekiyordur. Detayları bilmiyorum. Buradan kuzey batıya gidiyoruz. Kuzey batı. Ve yolda da su içebiliriz. Savaşın ortasında timsah nereden geldi onu merak ediyorum. Nehir falan yok o kadar yakınlarda. Yani birazcık beklese timsah, benim gitmemi beklese ziyafet çekecekti kampta. Ama yok. Burada bir grup daha var. Emin olmak istiyorum kötü olduklarına da. Öyle havada tahta duruyor. Büyücü bunlar. Arkamda yeni bir şey var galiba. Hırıldama. Oha, abi sen eksiktin. Dalga geçiyorsun. Of.
Arkamda bir şey var galiba dedim ve 3 kişinin yanında bir de bu yaratık atladı. Neyse, iyi savunduk kendimizi. Zırhımıza güveniyorum arkadaşlar. İyi ki şey zırh yaptık kendimize. Kemikten. O kurtardı bizi. Bir de şeyi de öğrendim. Taş attıklarında ya da ok sıktıklarında hızlıca sağ veya sol yaparsanız ıskalıyorlar. Dodgelayabiliyorsunuz öyle. Kemikleri atıyorum. Zehirli şey var orada. Git buradan. Kurbağa. Mızrakları falan alamıyoruz şu anda. Şu setim gayet iyi. Yayımın kapasitesi %33 gayet iyi. Onların sıktığı okları da mı lootlayabiliyorum? Çünkü ben bu yönden sıkmadım. Onlar bana sıktı ben buraya saklanınca. Galiba. O zaman ok farmlayabilirim bunlardan. Bir şeyin arkasına geçip. Okey, burası neresi? Burası gözükmüyor haritada. Küçük kamp muhtemelen. Bunu yıkmıyorum, dursun. Kuzey. Batıya devam ediyoruz. Daha batı odaklı bir kuzey batı yapabiliriz. Bir yıkanayım. Nazar değmesin ama biraz kuvvetliyiz galiba arkadaşlar. Çok bir şey yapamıyor yerliler bize. Bir şeyin arkasına geçip yayla sıktığımda aptal gibi kalıyorlar. Muhtemelen ileride daha kuvvetli varyasyonları gelir. Az önce 3 yerli artı bir şeyi panteri yaralanmadan öldürdüm. Ve yani pusuya düştüm panter tarafından. Leopar her neyse. O yüzden biraz kuvvetli olduk galiba. Bakalım. Şimdi artık evi bulalım. Tükendi karakterimiz. Susadın biliyorum dostum. Ama şu anda bir şey yapamam. Kuzey batıya doğru yürüyebiliriz sadece. Al bir şey yapabilirim. Yırttın. Hadi iyisin. Buralar şimdi bataklıklı yerlerdeyiz. Şuradayız arkadaşlar. Kuzey batı tarzı aynen. İlerlersek muhtemelen kampa yaklaşacağız. Papağan inventörümde yer yok kalsın. Geldik. Burayı biliyorum. Ama burası değil istediğimiz yer. İlk bölümde gelmiştik buraya. Devam ediyoruz. Ve kampı göreceğiz şimdi. Tada! Çok güzel. Diğer kadınla çocuk geldi mi onu merak ediyorum yolladığımız. Kalabalıklaştı mı yine? İki kadın iki çocuk olmalı. Gelmiş. Bir çocuk burada, bir çocuk orada, bir kadın burada, diğer kadın da burada. Aynen 4 kişi kurtardık. Bir şeyler yapıyor. Yemek var mı? Acıktım. Acıktım. Reputasyonumuz 100'ü geçti böylelikle. Aynen. Çok güzel. Susamıştık. Su gelmiş mi? Şunları içtim. Susuzluğumuz da gitti. Ve dehşet bir inventory ile döndük arkadaşlar bu bölüm. Şuraya bakar mısınız? Ben bu kaplumbağa kabuğunu da atıyorum. Bir sonraki bölüm şu etleri pişireyim. Daha çorba yapalım. Şöyle. Bu ateş çok iyi ya. Yakmama gerek olmuyor ya. Her bölüm tekrarlayacağım ne kadar şahane olduğunu. Bakalım suya ihtiyacım var. Su. Kuzey veya güneyden alabilirim. Sanırım tek kamp bu ara. Bu arkadaşlar bir sürü şey kampı yok. Yani bütün questler bunun çerçevesinde dönecek. Kurutucuyu öğrendik. Ben buraya ufak tefek base inşa etmeye başlayacağım bir sonraki bölüm.
haritamızda geldiği için artık geri dönebileceğiz buraya. Bu yüzden rahat bir şekilde kalıcı bir inşaat yapabiliriz burada. Depolama sandığı koyacağım birkaç tane. Şey işine gireceğiz. Kil işine gireceğiz. Kil işleyeceğiz. Bir iki sandık atarım. Demir eritmeye bile direkt gireceğim. Hiç ertelemeyeceğim bu sefer. Çünkü zırhımızın katkısını gördük fazlasıyla. Ordulara karşı kapışabileceğiz gibi hissediyorum. Öyle bir oyun değil bu, 10 kişiye daldığınız tek başınıza. Ama içimden bir ses oyunun sonunda 10-15 kişiyi indirebileceğiz diyor. Bakalım. Gözlemleyeceğiz. Yağmur yağdı. Şuradan biraz doldurdum. Temiz suyu. Biraz buna koydum. Buradan biraz doldurdum. Aynen. Burası çok keyif veren bir base olacak. Etleri koydum. Çorbayı içeriz yarın. Yani ilk oyundaki base'imiz hadi fena değildi de böyle kabileyle paylaşmak, onların etrafta takılması vesaire. Daha güzel bir ortama çeviriyor burası. Geniş, boşluk. Aynen. Daha keyifli. Çok daha keyifli böyle olması. Karnımız falan full doydu. Aynen, bir save atalım ve veda edeyim. Çok keyifli. Yani orijinal oyundan daha keyifli bu DLC. Umarım uzun sürer. Mümkün olduğunca yavaş oynamaya çalışacağım. Ama yani 3. bölüm oldu ve kuvvetlendik arkadaşlar. Save atacaktım. Kuvvetlendik gerçekten. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.